büyük binalarda çok kullanılan kamu binalarında ya da çok kalabalığın olduğu binalarda kullanılıyor yani bu hava alanlarında işte karayollarında viyadüklerde hastanelerde yeni yapılan hastanelerde Hatay Havaalanı'nda var. kullanılmamış mı? Havaalanı şu an ama o pist sürme. o bina ile alakalı bir şey. Ha, Hatay ha, Havalimanı'nda. binada bir şey yok, pistinde. <laughs> Tabii, kırılan doğru. pist o. 50 yerden kırılmış pist bir de öyle evet. bir yerinden falan. Onun değil nedeni mi? çok zayıf bir zeminin üzerinde olması. Orası Amik Gölü'nün kurutulmasıyla oluşturulmuş. Çok zayıf bir zemin. Aslında Havalimanı yanlış yere ölü. yapılmış e, denebilir mi peki? Yoksa zaten hatanın tamamı öyle yapılacak bir şey mi? Yok yani yapılabilirdi herhalde ama çok böyle e, ovanın ortasına eski gölün olduğu, alivyonların olduğu yere yapıldı. Tabii bu tür alivyonlarda da yapılaşma mümkün ama zemini iyileştirmek lazım. Demek ki zemin yeterince iyileşmedi. O kırıklarda Alın fayla. Bir yapı hatası daha yani. Fayla kırılmış kırıklar değildi büyük olasılıkla. Zeminin çalkalanması esnasında e, zeminle uyumsuz olduğu için ortaya çıkan bir yapıydı. Bizim yanal yayılma ya da sıvılaşma dediğimiz bir olay. Zaten ee, arkadaşlar böyle dün bir görüntümüz değil. vardı, kullanmamıştık. Bir yolun boydan boya e, çatladığı bir görüntü vardı. Evet. Dün hazırladığımız görüntülerde Bir, evet. bir evet. Otoyol, otoyol boydan boya paramparça olmuş. Ocalarımıza onu soralım. Yani bazı otoy otoyollar var ki, normal bir yol hocam yol bildiğiniz paramparça olmuş evet. sanki fayın üzerine zaten asfalt dökmüşler. Bu Hatay'daki zeytin bahçesi de benzeri bir olay. Hı hı. Altta suya doygun, gevşek bir zemin. Onun üzerinde daha dayanıklı bir dolgu malzemesi ya da bir beton alttaki zemin yeterince iyileştirilmeden üzerine konulduğu zaman nasıl ki bir <laughs> cıvık bir malzemenin üzerinde bir katı bir Şu şey değil. Şu ve an ekranda sanıyorum o geldi. Oo, ee, evet. şeyler çok, görüntüler. Çok çarpıcı. Bakın bu... yanında sağında solunda tarlalar sağlam. Evet. Yani bu... yol doğrudan bu, fayın sememi yapılmış. Şey. Bu, Fay değil. Evet. Bunun, bunun fayla alakası yok. Bu tamamen yanal yayılma. Fayda olsa ötelenme olur. Yani bir tarafa doğru yolun bir tarafı giderdi. Bu yanal yayılma dediğimiz tümüyle gevşek bir zeminin çalkalanması. Burada problem zemin iyileştirilmeden, yeterince iyileştirilmeden, sıvılaşma riski araştırılmadan ya da araştırıldıysa bile gereği yapılmadan üzerine yol yapılmış olmasıdır. E, bu yanal yayılma dediğimiz olaydır. Fayla bunun bir alakası yok. Zaten bu bölgedeki zeminin yapısını çok net ortaya koyuyor. Hangi tür zemin üzerinde binaları koyduğumuzu da gösteriyor. Bu sadece bu örnek etiyor. Diğer yıkılan binalar bu, buna benzer zeminden üzerinde. Dolayısıyla bu yapıların ayakta durması çok mümkün değil. Yol bile duramıyor bu kadar hafif tabii. malzeme duramadığına göre bu kadar yüksek yani, bir yeri... buraya hiç yapı yapılamaması mı gerekir? Bu hayır evine? yapı yapılabilir. Buraya yol yapıyoruz. Zemin iyileştirilir. Sadece Çünkü kazık e, fayın mı çakmak geçtiği mı? yerlerde yok hayır zemin iyileştiririz. Belgin tabakaya kadar yaptıktan sonra zemin doldurulur ya da daha kaliteli malzemelerle koyup yapabiliyoruz onu. E, ama tabii bir tek yapamadığımız yer fayın Hı. geçtiği noktalar. Hı yol yapılmaması, evet. tren yollarının yapılmaması gerekenler oralar. Ama orada bile var yani. Hay ötelenmelerini çok gördük Şu yol an net bir şekilde biliyorsunuz değil mi hangi fayın üzerinde tabii, ne tabii, var. Tabii. Evet tabii. O zaman ilk etapta onları herhalde iptal etmek gerekir. İşte geçen e, yol planlaması programda konuşmuştu. Evet, o harita kanı, üzerinden anladım. Diri fay yasası ile alakalı. Ülkemizdeki diri faylar metan haritalarından biliniyor. Fakat bunun hassasiyeti imar planlarında kullanılacak gibi değil. 25 bin ölçekli. Yani orada bir arkadaş araziye gidip fayı çizdiği zaman kalemindeki 1 milimetre gerçekte 25 metreyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu, bunun daha detaylandırılması özellikle yerleşim birimlerinin içinden geçen faylarda hangi binanın altından geçiyor, nerelerden geçiyor, bunun net olarak ortaya konması için 1 bölü 1000 ya da 5000 ölçekli harita yapılması lazım. MTA haritalarının altında yazar, imar planlarını altlık olarak kullanılamaz. Dolayısıyla detay çalışılması lazım. Detaya girildiği zaman da bir takım standartların uygulanması gerekir. Çünkü ciddi bir iş, adam bir tanesine diyorsunuz ki evinin altından fay geçiyor. Bunu belli standartlarda ispatlamış olmanız lazım. İşte bunun standartlarını oluşturan... Peki o fay geçen evleri tespit edip o zaman o evler kaldırılıp devletin başka bir arazi göstermesi gerekiyor. Elbette gerek. bunların kaldırılması lazım. Örnekleri ama de var zaten. İstanbul'da yapılacak, var mı? Aktif fay üzeri. Yapılacak çalışmanın da İstanbul'da. bir o kadar güvenilir olması lazım. Dünya standartlarında olması lazım. İşte hazırlanan yasa ve asıl yasa çok bir madde iki madde ama yönetmeliği bunun nasıl hangi standartta yapılması gerektiğinin tanımlamasıdır. Bu hazır bakanlığa da verildi. Umuyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bir daha gözden geçirilir ve çıkar böyle bir yasa. İstanbul'dan geçen aktif fay var mı direkt denizden, Allah'tan şeyden, denizden adaların adanın arkasından hangi patoları geçecek? Peki. Fay geçmesi tabii çok vahim. Alttan son yıllarda Türkiye'de çok önemli yeraltı ulaşım e, şeyleri yapıldı, Metro'dan. çalışmaları yapıldı. Tamam. Alttan metro geçmesi risk midir bina açısından? Yani bazen çatlamalar vesaireler oluyor çünkü altta şey tünel kazıldığı zaman tünel kazıldıktan sonra hatta kazılması esnasında içerisine tahkimat yapılıyor. Yani oradaki gerilmeleri, o boşluğu karşılayacak oranda betonla içi kaplanıyor. O kaplanana kadar olan süreçte bir takım oturmalar oluyor. Ama bu kaplama yapıldıktan sonra zaten onun üstü için bir risk söz konusu. Altından değil. metro geçen daha riskli değil yani. Tabii. Ama zaten e, bunların... çok sorulan sorulardan biri şu. Hatay neredeyse yerle bir oldu. Ee, aynı yere yeniden yapılacak mı yoksa Hatay şehir merkezinde bir yer değişikliği söz konusu olmalı mı? İki hocama da soracağım. Bakın Hatay'da milattan önce 65'te, milattan sonra 115 yılında bu listeyi çok uzatırım. Hepsi aklımda da değil. Tamamen yerle bir olmuştur. 115 yılındaki depremde olimpiyat varmış o zaman. Olimpiyat yapıldığı için de çok kalabalık. 250 bin can kaybolduğu tarihi kitaplarda yazar. Dolayısıyla eskiden şimdiki gibi bir zemin etüdü yoktu. E, şimdiki gibi bir yer bilimleri bilgisi yoktu. Aynı yere insanlar elbette ki bir daha yaptılar. Ama biz artık 21. yüzyıla geldik. Bunun bırakılması lazım. Yani aynı yere yapılır mı? yapılabilir ama çok ciddi riskler vardır. Bu riskleri bertaraf edecek iyileştirmelerin yapılması lazım. Hatay'ın oturduğu yer Asi Nehri'nin eski alivyonu. Bir nevi çamur, bir çamurun üzerine oturuyor Hatay. Çevresinde dağlar var. Bu dağlarda bulunan, yamaçlarda bulunan evlerde ciddi anlamda bir tahribat yok. Dolayısıyla o yamaçlara doğru taşınmalı mı şehir merkezi? Yani taşınır sığabildiği kadar eğer ova içerisine de yerleşim gerekiyorsa sosyal olarak o zaman kat sınırlamasına gidilebilir. Zemin iyileştirmesi mecburiyeti konur. Zemin etütleri ciddiyetle yapılır ve denetlenir.